Arkadaşlar yakışıklıyız. Arkadaşlar hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Mert'in ağzına yeter. Arkadaşlar hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. 30 saniye müddet versene lan. Veriyorum, bekle. Tamam mı? Buraları koyacağım bu arada, söyleyeyim ben. Değeri tam 2000 lira olan sene... Arkadaşlar hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün Mert Körcerrah'la birlikteyiz ve değeri tam 2000 lira olan Sennheiser marka kulaklığı inceliyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, içeriğimizi değiştirdik. Bundan sonra kutu inceleme videosu çekiyoruz. Yeter artık, bıktım PUBG Mobile'den, parayı bulamadık. Evet arkadaşlar, Sennheiser marka Momentum True Wireless kulaklığı hep birlikte inceleyeceğiz ve bu kulaklığı almamın sebebini size şöyle açıklayacağım. Bildiğiniz gibi turnuvalarda benim yeni aldığım cihaz var, OnePlus 7 Pro cihazı. O cihazda da şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Bu telefonda kulaklık girişi yok, gördüğünüz gibi sadece şarj girişi var ve kullandığım kulaklık da Type-C girişli değil. O yüzden benim dönüştürücü kullanmam gerekiyor. Bu dönüştürücüyü kullanmam gerekiyor ve dönüştürücüden de hem şarj edebiliyorum hem de aynı zamanda kulaklığımı takabiliyorum. Bu hal böyle olunca şimdi bu telefonu bu şekilde elinde tutarken dört parmakta hiçbir sorun olmuyor ama bu lanet olasıcayı buraya taktığınızda dört parmakta şurası zorlanıyor. Ters çevireyim derken bu sefer de burası sana sıkıntı yaratıyor. Bir şeye basamıyorsun. Böyle birazcık uzak kalıyorsun tuşlara. O yüzden bunu çöpe atmak istedim. Yani çöpe atmaktan kastım kullanmayacağım artık bunu. Onun yerine hem gündelik hayatta kullanabileceğim hem de git lan buradan. Hem gündelik hayatta kullanabileceğim hem de oyun içinde gayet güzel ses alabileceğimi düşündüğüm Sennheiser marka bu kulaklığı almaya karar verdim. Kutusuna hep birlikte bakacağız. Gelmeden önce birazcık kurcaladık ama içine baktık, kapağını geri kapattık. Kapağını açar açmaz böyle para koktu çünkü. Şimdi açalım kutuyu. Mert, ne hissediyorsun? Açtığında bir koku alacağım da onu bekliyorum. O koku bilmiyorum ya. Zor açılıyor. Hani 100 lira sıkıştırmak gerekiyor açmak için abi. Hadi lan. Kokla bakayım. Pahalının kokusu galiba. Evet, bir pahalı, bir pahalı koku. Gerçekten pahalı kokuyor ya. Böyle bir şekilde geliyor arkadaşlar. Bu cihazın bu görmüş olduğunuz kutusu hem şarj için hem de kaybetmemek için. Bu arada gerçekten küçük ve hoş duruyor kutusu. Evet. Gayet güzel duruyor bu arada. Bu öğrendiğimize göre içindekiler şu pinler altınmış. Öyle söylediler. Hani bu paraya da altın yapalım demiş. Şimdi bu şarj kutusu arkadaşlar. Şarj olacağı zaman bunu prize bağlayıp bu Type-C girişine takıyorsunuz ve şarjı yapıyorsunuz. Bizim şimdi önemli olan bu değil. Tamam, bu önemli. Bu şarj için önemli. Bu burada kalsın. Şunu şuraya böyle atalım. Şuraya. Şimdi bizim için önemli olanlar bunlar. Şimdi bu kulağa tam oturacak diye söyleniyor. Ama bakalım. Evet. Bunları koyduk. İçinden başka ne çıkıyor? Start connecting USB cable diyor. USB kablosunu bağla diyor. Ha diyor. USB kablosunu bağla diyor. Nerede abi bunun kablosu? Bunun içindedir herhalde. Galiba. Evet. Bu kalın bir şey olduğuna göre herhalde bunun içinde. Aynen. Bu kulağınıza göre boyutu ayarlanabilir bir şey olduğu için kulağınıza göre ayrı ayrı şey göndermişler. Hangisini kaybedersen onu tak diye. Ve sadece USB kablosu çıkıyor. Yani yapmamız gereken şey, bir tane işte iPhone'ları şarj üstündeki USB çıkışını takarsın buraya. Ondan şarj edersin. İnşallah bunların şarjı vardır. Şarj olmasını beklemeyiz bu arada. Bir an önce oyunda ve müzik dinlemede test etmek istiyorum. Şimdi bunları nasıl çalıştırıyoruz? Kanka ben bunun yabancısıyım. Çok fazla dinleyemedim. Bunları böyle takıyoruz ben herhalde içine. Tutuyordun, evet, bir şeyler vardı. Oo bak. Bir dakika, mıknatıslı gibi. Çekiyor. Aynen, mıknatıslı bu. Aa, mıknatıslı. Bak kanka, kutusu nasıl duruyor sence? Al bakayım kutusu... eline. Şöyle. Sade. Şık duruyor. Şık ama böyle... Oyuncak. Oyuncak gibi. Oyuncak gibi ya. Peki kulaklıkların ağırlıkları hakkında ne düşüneceksin? Çok hafif değil mi? Hafif bu arada. Ben daha ağır bir şey bekliyordum. Yok ama böyle çok da ağır da değil ama hafif. Yani gereksiz hafif hatta. İçinde batarya falan. Bu arada bunun şarj süresi 1,5 saatmiş arkadaşlar. Ne kadar şarjı gidiyor bilmiyoruz. Hani kaç saat kullanır, bir gündelik hayatını çıkartır diye umut ediyorum. Ama biz oyuncular için bunu tercih etmek zorundaydık. Çünkü Wi-Fi kulaklıklar biliyorsunuz tepkime süreleri birazcık geç olabiliyor. Ve bunda neredeyse sıfır arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Sıfır gecikmeyle kablosuz kulaklık kullanabileceğiz. Bir şarjı var mı? Ona
ona bakalım. Ondan sonra yine birlikte olalım. Arkadaşlar şu anda kulaklıklarımızı eşleştirdik. Bluetooth'lu bir şekilde şu anda cihazımıza bağladık. Onu da şöyle gösterelim. Müzik testi yapsak daha iyi olacak. Bu kulağımıza takmamız gerekiyor. Şimdi kamerayı kendimize doğru çevirelim. Kulaklığının nasıl takıldığını da gösterelim size. Arkadaşlar kulaklıkları şu şekilde takıyorsunuz. Sol tarafa yukarıya doğru bakacak şekilde ve sola doğru çevirip kulağına oturtturuyorsun. Hiçbir şekilde düşmüyor. Böyle ne kadar garip bir sistem yapmışlar. Anlam veremedim. Gerçekten anlam veremedim. Ben bir şarkı açacağım. Ananı satayım. Bir dakika. Bana öyle bakma. Şunu Allah için tak. Şunu Allah için tak bak. Oturttur şu ikisini de. Ben sana güzel bir bastı bir müzik vereceğim şimdi. Normal gibi geçiyorum. Bak. Açabiliyor musun şu an? Yok öyle öyle. Bak. Çok iyi değil mi? Fazla iyi. Fazla iyi. Şimdi bunun oyun testine bakmak istiyorum. Gerçekten oyun testinde ne yapacak çok merak ediyorum. Oyunda sesleri baslı mı verecek, zortlu mu verecek, vırtlı mı verecek, zırtlı mı verecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bakalım neler neler olacak. Burada şimdi hemen oyun ekranımıza geçiş yapalım. Arkadaşlar şu anda kulaklığımızı test ediyoruz. Bakalım nasıl çalışıyor şu anda ona bakacağım. Bir bootcamp'e 3. şahıs bir atlayalım dedik. Garanti yine ölürüz ama... Amaç kulaklığın gecikmesini hesaplayabilmek. Treninglikte de yapabilirdik bunu ama treninglikte yapmak istemedim. Bir normal maça girmek istedim. Böyle ufak bir var gibi gözüküyor ama sanki de yok gibi. Hani böyle bir arada kaldım ama her şey birazdan belli olur abi. Atladık. Tabii bize bir silah vermeyecek herhalde. Evet hemen şu tarafa ilerleyeceğim. Ver şunları. Tamam. QBZ'imiz var. Bu MF. Bu tarafa ilerlemek istemiyorum. Acaba kulaklık doğru ses veriyor mu bana? Şu anda çok şaşırdım. Gecikme çok az arkadaşlar. Çok minik var böyle. Ama çok da etkileneceğimi zannetmiyorum. Gamze'yi orada aldık. Arka tarafım geliyor. Şu an çıkamıyorum. Burada adam vardı. Arka tarafa yöneleceğim. Gelen var burada. Tamam. Ses alma konusunda hiçbir sorunum yok. Ayrıca kulak içi kulak şey kulak üstü kullandım. Kulak üstü kulaklıktan daha iyi yayınlarda kullandım. Güzel ya. Gerçekten çok iyi bu arada. Sağ tarafından ses geliyor. Mesela bu sesi aldık. Daha tam üst katımda var. Orada küçük odada bir yerde büyük ihtimalle. Evet bak giriyorum şimdi. Onun sesini almamıştım. Merhaba hacker. Şimdi bir yerde ölürüz abi merak etmeyin. Ayak sesini aldım. Oradaki aradaki boşlukta. Bir ESM'imiz var. Ah arkalandık. Neyse. Arkadaşlar seste milimlik böyle çok ufak bir gecikme var. Onun da büyük ihtimalle şu anda şarjı olmadığı içindir diye düşünüyorum. Çünkü biz aldık USB kablosunu taktık 10 dakika şarjı soktuk 10 dakika sonra çıkardık. Kendini koruma modunu bile almış olabilir. Kendini koruma moduna bile almış olabilir. Kulaklık gerçekten güzel. Aldığıma pişman mıyım? Hayır. Ses kalitesi olarak da mükemmel. Böyle artık kablolarla yaşamaktan sıkıldığım için bu kulaklığı almıştım. Bence gayet kabul edilebilir bir kulaklık. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.